Rüzgar kıs onu. Evet. Merhabalar. Turgut Aydın, Türgür Pınar, hoş geldin. Hoş geldiniz. Yayını bir paylaşalım. Daha çok kişiye ulaşalım. Dişim şiş biraz böyle duruyorum o yüzden. Çok yormayalım. Soru cevap yapalım, muhabbet edelim. Beğeni yapalım, beğeni. Rüzgar şampiyonlar yine kim kazanır diye şey yaptı. Gökhan hoş geldin. Merhabalar. Bir yayını paylaşalım. Daha çok kişiye erişelim. Biraz eğlenelim. Oyun oynayalım. Akşamki maçları konuşalım. Akşam maçlar var biliyorsunuz. Abdülkadir Bitigen bu senenin en iyi hakemlerinden biri bence. Onu söyleyeyim. Mehmet. Abdülkadir Bitigen iyi yönetir gibime geliyor. Yok kırmızı kart gösteren ama 4 tane. Semih Ertürk teşekkür ederim. Selam Ertem Şener fan hesabı. Selamlar. Paris Saint-Germain Şampiyonlar Ligi'ni alabilir mi? Rüzgar. Paris Saint-Germain Şampiyonlar Ligi'ni alabilir mi diyor. Manchester City alır diyor. Paris Saint-Germain alamamış. Kain Cesur hoş geldin. Kahramanmaraş Niğde Anadolu maçındaki eli gördüm. Yani gördüm ama onun dengesini bozmaya sebep olan da bir penaltı sanki. Öyle geldi bana bilmiyorum. Yani arkadan bir müdahale sonucu oyuncunun dengesi kayboluyor. Düşerken de eline çarpıyor. Golün iptal olması lazım. Penaltı ise penaltıyı değerlendirilir ya da gol iptal edilir. Ona göre kararını vermesi gerekiyordu. Mbappe bozuyor takımı demiş Mbappe. Fırat Aydınus. Amasya'ya selam Fatih. Fener Ren maçı 1-1 biter gibime geliyor. Haaland çok iyi demiş. Evet. Bir saniye. Geri döndüm, geri döndüm. Hemen yayını paylaşalım. Haaland çok daha iyi demiş. Haaland evet çok kuvvetli bir oyuncu. Attığı gol inanılmazdı ya. Uçarak bir İbrahimovic vari bir gol attı. Galatasaray Konya maçının 1-0 Galatasaray'ın kazanacağını düşünüyorum. Elim böyle, suratım biraz şiş. Şurası biraz şiş dişimden dolayı. Evet. Mustafa Zeynep çift başı. Çok fazla satış işleriyle uğraşıyor galiba. Herkesi kendi gibi sanıyor. Evet. Wolves. Selam Kamil Çatalçam. Teşekkür ederim. Zeox. Teşekkür ederim. Şu muhabbetleri hiç sevmiyorum. Cevap vermeyeceğim bundan sonra. Bunun gibi tipler yüzünden hesabımız biliyorsunuz banlandı. Ana hesabımız yarın açılıyor. Yarın 3'te biliyorsunuz canlı yayındayız arkadaşlar. Hollandalı olsanız şu anda neredeydik? Hollanda'da olsaydım, Hollandalı olsaydım şu anda elit kategori hakemiydim. Serdar Gözübüyük'le beraber. 2012'de Adana Kasımpaşa finalini hatırlıyor musun hocam? Fırat Aydınus yönetmişti. Hatırlıyorum. Bu Barbaros'u atmıştı oyundan takip ederek. Hüseyin Güngör. Teşekkür ederim. Hüseyin Güngör asker arkadaşım olan mı? Asker arkadaşlarım gelmeye başladı 2 gündür. Sağ olsunlar destek oluyorlar. Hocam Ertem Şener ayıp etti demiş. Vallahi kendi yoluna çizdi ya. Yani kendi kariyerini düşündü. Yapacak bir şey yok. Diyecek de bir şey yok yani. TSE'ye ve FB'ye rahat. Beraber Trabzon maçı beraberlik. Fenerbahçe maçı da beraberlik diye geliyor içimden. Trabzonspor'un biraz daha dezavantajı var. Hayır demiş Hüseyin Güngör. Hüseyin Güngör diye bir asker arkadaşım vardı o yüzden. Bıraktığım için pişman değilim. Her işte her ya hayır vardır diyoruz. Trabzonspor'a yanlış yapmayacaktın diyor. Trabzon'a yanlış yapmayacaktım. Ben yanlış yaptığımı düşünmüyorum Trabzon'a. Ha siz demek ki Trabzon'a aleyhine verilen her kararı da hakem bitirebiliriz diyorsunuz. O kadar güçlüsünüz yani helal olsun. Böyle devam edin. Evet, başka ülkede hakemlik yapabilirdim ama alt liglerden başlattıkları için gitmedim.
Yusuf Demir'in son dakikaları müthiş. Yani çok başarılı bir futbolcu olacağını belli etti. Evet. Kain Cesur takip etti. Kain Cesur diğer hesabımı da takip ediyordu. Diğer hesap yarın açılıyor canlı yayına. Yarın saat 3'te yayınımız var. Bir tane sürpriz hediye olacak en fazla destek olan bir kişiye. 7 kişi bırakan herkes işinden olsun o zaman, değil mi? Yani neyse. Devam edelim. Hayırlısı. Herkes kendi yoluna bakıyor. Hocam VAR neden kullanılmıyor? Öyle bir şey söylemişler VAR hakemlerine. Her şeye karışmayın, hiçbir şeye konuşmayın. Çok net olması gerekiyor diye. O yüzden VAR hakemleri bazı şeylere karışmıyor arkadaşlar. Real Madrid ve Manchester City çıktı. Manchester City %38 almış. Ahmet Demir hoş geldin. Teşekkür ederim. Rızvan Külak. Benim düştüğüm durum bir şey yok. Ben gayet dimdik ayaktayım yani. Sen burada bizi takip ettiğine göre sen de bu durumlara mı düşmüş oluyorsun acaba? Neyse. Emre Bol gerçekten kilolu mu ekranda? Emre Bol'un göbeği var. Boyu uzun. Kısa boylu değil. 1,83 civarı boyu var. Göbeği var sadece. Devam. Mert merhaba. Evet erken bıraktım. Şu anda 40 yaşındayım. Daha önümde 8 yıl varken bıraktıracak sürece soktular. O yüzden maç vermedikçe, klasman düşürdükçe bıraktık. Devam edelim. Garip garip yazanları okumuyorum. Vay hocam. Vay hocam merhaba. Nasılsın, iyi misin? Teşekkürler hocam, sizi sormalı. İyi, nasıl hesabı oturtabildin mi? Yani yavaş yavaş toparlanıyor. Daha 24 Vallahi saat oldu hocam. 24 saat oldu ya. biliyorum biliyorum. Ben dün şehir dışına gidiyordum. O yüzden gece gündüz baktım, takipteydim ara ara. He. Hesaplarım toparlanır. Şehir Yok dışına şu an gittim. yeni açtı. Daha 100 kişi var. 100 ben sayı çok önemli değil hocam. Biz sıralamaya girdik mi yükselir zaten. Evet, Erhancığım hoş geldin. benim ana hesapta yarın açılıyor. O da banlanmıştı Cuma'ya kadar. Ha. Yarın 2.44'te açılıyor Siz inşallah. Ben ne oradan yaptınız devam hocam, ban yediniz? edeceğim. Ya bir tanesi Ümit Hoca ile yayın yaparken biri bize şey dedi işte. İzmir Marşı çalıyordu Ümit Hoca. Ataputlar dedi bize. Öyleler mi? Atatürk'e laf Çok etti takmayın yani. hocam. Ya cevap vermiyorum bundan sonra. İşte bizim gaza getiriyorlar. Böyle garip garip şeyler yazıyorlar. Ben öyle diyorum da işte ben de bazen kendimi tutamıyorum. İşte bazı yerler kırmızı çizgi oluyor. Yapacak hiçbir şey yok yani. Tabii. Eyvallah, oldu. All time single. Teşekkür ederim. Yayını Hocam bu sene paylaşalım, şampiyon beğenmeyi olur unutmayalım. muyuz? Sen hangi takımlıydın? Tabii ki Galatasaray'dın. Galatasaray hocam. Evet. Galatasaray şu anda, yarın çok önemli Galatasaray için. Yarın asıl Galatasaray'ı görecek taraftarları. Yani dirençli bir takıma karşı neler yapıyor? Konya gibi bir takıma. Konya da 6 haftada gol yemedi. 6 haftada Sıfır gol gol. yemeyen takım hiç gol yemedi. Biz atarız 6 hocam. haftada Biz böyle istatistikleri bozmayı seven bir takımız. atarsa ve yeni transferler uyum sağlarsa zaten Galatasaray'ın Size bir şey şu anda söyleyeyim mi hocam? rakibi yok gibi. Çok bol gollü bir maç olacak. Bana da kısır geçecek gibi geliyor ama 1-0 Galatasaray Hocam alır gibi mi valla geliyor? servetini yatır bu üst oyna. Ben oynamıyorum ya. Ama yatırım Espri tavsiyesi yapıyorum hocam. değildir. Arkadaşlar dinliyor. Onlar şey yapar, belki Ben de şey hiç yapar, oynamayı sevmiyorum kaybedilmez. hocam. Ben de hiç oynamıyorum. Öz görevi geldi. Evet arkadaşlar bir vurun gelsin. Hız görevinde. Nasıl şu anda? Ümit. Hesabını izleyen sayısı kaç? Şu an 100 kişi hocam. Aa, güzel. Benim de 75 kişi. 4 farklı kişiden lazım. 4 farklı küçük hediye. Evet hakem. Sema. Ya dişimi, yüzümü saklıyorum. Burası biraz şiş. Diş Ha. tedavisi oldum dün. Ben Biraz onların şişti. hepsini geçen sene birden hepsini komple hallettim hocam. Tertemiz oldu diyorsun. Zeox 1 oldu. Devam edin arkadaşlar. 3 kişi daha lazım. Bizde gül atan bile yok. Bu nasıl bir yayın Evet. lo? Haydi destek. Hakan teşekkür ederim. Yetişmedi. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Çarpı 2 de daha güzel olurdu ama. Konya Sabah gol yemiyor. Sema sen Galatasaray maçı neredeydin? yapıyor. Sabah yayı bir yayın açtık burası uçtu Sema. Üçte bitirdin. 1-0. İsmail 1-0 benim tahminim. Hocam o maç en az Galatasaray 3 tane atar. Valla Konya zor gol yiyor. Eğer açarsa Galatasaray kilidi, O bilmiyorum yoruldu ama artık benim hocam. O tane zor 6 gelir. hafta küçük takım yani. Küçük takım değil mi de nasıl söyleyeyim? Hani Ya Konya imkanları geçen sene.
İmkanları kısıtlı bir takım hocam. Onlar sadece böyle inanarak oynayan takımlar. Geçen sene ama biliyorsun ilk üçü zorladılar. Hatta ikideydi. Bir ara Trabzon'la şampiyonluk yarışına bile girdi ama tabii güç Yusuf kaybı da var. Demir. Hocam bir düşünsenize, Yusuf Demir, Icardi, Gomis hepsi uf birden oynasa. Ta hangi takımda ya? Icardi oynayacak mı bilmiyorum. Hamle oyuncusu olur ama Yusuf Demir de Türk statüsüne takılıyor. O da saçma sapan bir kural. Neden Çocuk Türkiye hocam. adamın adı soyadı Türk, annesi Türk, babası Türk. Türk pasaportu da varmış ama milli takımı Avusturya'yı seçmiş diye öyle bir saçma sapan kural var. Oynayamıyormuş. Çok enteresan bir kural. Değişir yakında. O Hocam da değişir sahada en az muhtemelen. 3 tane mi olacak Türk? 3 tane olacak. İşte bir tanesi Abdülkerim oluyor bardakçı. Bir tanesi Yunus, bir tanesi de Kerem oluyor. Onun dışında işte diğerlerini yabancı kullanabiliyorlar. Ama Anladım. Yusuf Demir için talimat değişecek büyük ihtimalle. Yusuf Demir'in oynayamaması, ben şey sanıyordum, genel bir kural sanıyordum. Federasyonun talimatları dolayısıylaymış. Talimat da çok rahat değişir zaten. Şey yani böyle bir toplantıyla alınan bir karar gibi. Öyle öyle yani, değişir o yüzden. Toplantıda şu kararı almışlar. 2015 yılından sonra diyor, bir oyuncu başka bir milli takımı tercih ederse artık o vatandaş, o ülkenin vatandaşı olarak kabul edilir. Türk vatandaşı olarak oynayamaz diyor bizim ligimizde. Şimdi Yusuf Demir de Mesut Özil de o Avusturya'yı zaman seçmiş. öyle. Mesut Özil 2015'ten önce seçtiği için onlar Ha ayrı. önce. Evet. Bir de burada şeye aykırı bir durum var. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne aykırı bir durum var. Haklarına, insan haklarına aykırı bir durum var. Tabii Ayrımcılık hocam, var. çocuk mesela Sen orada bir emsal belirleyemezsin. Tarih belirleyemezsin. yeteneklerini sergilemiyor. Fırıncı Osman Usta itiraz reddedildi demiş ama işte bu şeyden dolayı Osman Usta, burada şey var. Talimatı değiştiremiyorlar. Talimatın Hocam değişmesi sırf lazım. 11 kişi mi oluyor yönetim? Şeyin mi, federasyon yönetimi bayağı kalabalık. Ya kaç kişi olduğunu bilmiyorum. Ama Yedekler şey değil hocam, orijinal 11 kişi olmuyor mu? 11 olması lazım. Ya tek 11 sayı. kişinin 11 kişinin aldığı bir karar bir çocuğun geleceğini, mesela bir gencin geleceğini etkilememesi lazım. Evet, etkiliyor maalesef öyle ama diyorum ya, değiştirirler. Ya yani devre arası olur. Sezon sonu olur. İlla ki değişir. Biraz zorluk çeker çocuk ama Atıyorum bu sonuçta çocuk oynar. bir iki maçta kendini gösterir, ondan sonra açılır gider, Evet. özgüveni gelir, Bak. ama bir sene oynamazsa daha da oynamaya da bilir. Evet, Turgut Aydın Gürpınar demiş ki Mesut Özil Alman milli takımındaydı. Şöyle onu söyledim, kaçtı. 2015 öncesi milli Başvuru takım yapanlar. tercihlerinde çifte vatandaş kullanılabiliyor. Kullanılabiliyor ama 2015'ten sonra futbolculara bir milli takımı tercih ediyorsa o milli takımın uyruğunda kabul ediliyor diyor. Talimat böyle saçma. İki çifte vatandaş olan bir dünya insan var. Ama Yusuf Demir'e tabii böyle bir kötü yönde piyango vurmuş oldu. Hocam Yusuf Demir mi? Fenerik'in Ferdi miydi Fenerik'in? Abi 10 dakika izledim Yusuf Demir'i ama Yusuf Demir çok kaliteli bir oyuncu. Barcelona'da da oynamış biliyorsunuz. Peki hocam, Dolayısıyla o mu Yusuf Demir Fener'deki çocuk iyi mu? oldu. Ferdi miydi adı? Verdi mi? Yok, Arda'yı diyorlar. Arda. Arda Güler Şu mi, an Yusuf Demir mi hocam? için Arda derim ama Yusuf Demir'i birkaç maçta daha izlemem lazım. Ondan sonra karar değişir. Yani 10 dakikayla bir oyuncuyu Tabii. değerlendiremezsin. 90 dakika Arda'yı birkaç maç oynaması izledik. lazım. Arda'nın oyun zekası, topa hakimiyeti müthiş. Yusuf Demir de çok süratli, çok kuvvetli bir oyuncu. Ayağına da Bir de ben hakim. 10 Ama dakika 10 oynadı da dakikada bize sanki, verdiği izlenim. 10 Bize dakika 90 oynadı da dakika hocam verdi. sanki birkaç yıldır oynuyormuş gibi, hiç heyecan yok. Evet. Ama Ya Arda ben heyecan izliyorum, olmaz ya, heyecanlı bir Avrupa'da çocuk. baş. Barcelona'da antrenmana çıkmış bir adam bu. Öz görevi geldi arkadaşlar. Yusuf Demir geleceğin Yok Salah'ı olur. mu? Ama Arda Öz çok görevini heyecanlı hocam, ben tamamlayacak. bakıyorum terliyor çocuk. Arda evet, ama Arda çok yetenekli. Biraz güçlenmesi lazım. Güçlenirse Fenerbahçe'de kalmaz, gider. Haydi hız görevini tamamlayalım. 4 tane farklı kişiden hediye Artık lazım. bundan sonra hocam Şampiyonlar Ligi'ne şampiyon bile elemeyle gidiyor. Evet. Hem de 4. Osman Usta 1 oldu. 3 kişi daha lazım. 3 tane öneleme oynayacaklar. Tamam. Çok zor. Yani Şampiyonlar Ligi'ne takım sokmamız bu saatten sonra zaten zordu. İmkansız gibi bir şey oldu yani. Hız görevini Hocam bile diyorlar ki tamamlayamıyoruz. Roma Atalanta karşılıklı gol olur mu diyorlar. Roma, Atalanta. Çok bilmiyorum. Takip etmediğim bir lig şimdilik. Ha. Hocam peki siz tahminizi söylüyor musunuz? Yoksa Ya, izliyor musunuz? takım tutmuyorum ya. İzliyor musun derken takım tutmuyorum. Hiç böyle şeylere
şeye gerek yok. Ekstra. Nerelisiniz hocam aslen? Ben aslen Sivas Divriliyim. Ümit Hoca ile aynı memleketteyiz. Ha. Mersin Tarsus'ta doğup büyüdüm. Ümit Hoca'yı hiç maçtan attığınız oluyor mu? Oldu mu? Ümit Hoca teknik direktörken maçını yönettim ben. Samsun Spor'u çalıştırıyordu o zaman. Bayağı bir zorlamıştı ama atmamıştık o zaman. Ümit Hoca zor karakter ya. Değişik değil mi? Var, Konya tam... Galatasaray. Ben 1-0 Galatasaray diyorum. Ve Serbest Hoca 3-0 diyor. Ya hatta bol gollü diyorum. 3-0 değil, 3-2 de olabilir. 3-1, o zaman 3-1-3-2 yani. Evet. 3-1 de olabilir. 2-1 de olabilir. Sağ olasın. Evet. Agacan hoş geldin baba. Teşekkür ederim Mustafa Doğan. Teşekkürler. Ana hesap yarın açılıyor. Yarın saat 2.44'ten itibaren yayın açabiliyoruz. 3'te yayına gireceğim. Serbest Hoca ile yine yaparız ana yaparız hocam. Devam ederiz. Fenerbahçe maçı 2-1 alır diyor. Fenerbahçe Ren deplasmanı çok zor bir deplasman. Bir, hocam o Oliveira. Agacan teşekkürler. O Oliveira izledim çocuğu, ne güzel oynuyor ya. Ben şu ana kadar bak ligde orta sahalar içerisinde takıma en fazla katkı veren oyuncu bence Oliveira. İki yönlü. Hem hücuma hem defansa. Oliveira müthiş bir futbolcu. Şanssız. Adam attığı her şut direkte patlıyor. Tabii, çok evet. Güzel şutlar vuruyor. Olsun. Habire direkt nişanlıyor. İkinci bir Hamit vakası olabilir. Semih Ertürk demiş ki Arda seneye Avrupa'da demiş. Yani biraz güçlenirse evet. Başakşehir maçını falan Avrupa öyle kolay değil. Florentina için izleyecekler. Avrupa öyle kolay değil. Yani Yusuf Demir zaten Barcelona'da oynamış. Adamlar onu bırakacak kadar gerizekalı değil. Yani onlara göre değil. Bizim ligde iyi. Tabii tabii. Yani bizim ligde hepsi Mata da iş yapar. Icardi çok iş yapar. Yani evet. Gelen futbolcular çok fazla iş yapar bizim ligde. Hayır, bizim futbolcular işte seneye Avrupa'da diyorlar ya. Ben de diyorum ki o kadar yeterlilikleri yok yani. Yani çok çok yetenekli olması lazım. İşte Arda Güler gibi. Ama Arda Güler'in bile eksikleri var. İşte onları tamamlaması lazım. Hocam bizimkiler acayip insanlar. Mesela Arda gitti bir parladı. Barcelona bile aldı. Barcelona gitti bitti. Evet. Bak diyor Turan. Ki Mehmet. Hocam Arda geçen Turan. Hafta diyor. Geçen hafta diyor Kerem kötü dediniz. Fikriniz değişti mi diyor. Kerem pabucun pahalı olduğunu anladı. Neredeyse yedek kalacaktı. Dün geçen hafta müthiş oynadı. Güzel oynadı. Ama bir maç değil. Bunu birkaç maça yayarsa o zaman fikrimiz değişir. Abi Galatasaray 6. haftada ikinci futbolcu gol attı hocam ya. Sadece bir Gomis atıyordu. Gomis atıyordu. Bir tane evet, de beş hafta kendi boyunca gol atan bir futbolcu vardı. Yavuz hayır mı? Yani karşı kaleye sadece 5 hafta boyunca Gomis attı yani. Gomis. Evet. Yani o sıkıntı o da ya. Bir takımı sadece bir futbolcu üzerinden bir de futbolcu 35-36 yaşında. 36 yaşında değil mi Gomis? Bayağı yani 35 diye biliyorum ya da 36 doğrudur. Ama Gomis iyi bir futbolcu. Türkiye Ligi için diyoruz ya işte bak. O yüzden diyorum Mertens, Mata, Icardi bunlar iş yapar. Avrupa'da futbol oynamış, tecrübeli. Eğer yatmaya gelmemişse buraya. Gomis çok çalışkan. Antrenmanlarda da çalışkanlığını gösteriyormuş. 37 diyorlar. Bilmiyorum 37 mi? 37. 37'ymiş maşallah. Ama Galatasaray, ligde bir yani bu kadroyla açık ara bitirmesi lazım. Yani Atiba, son 4-5 Mertens haftada ilan Merhaba. Etmesi lazım. UEFA Fenerbahçe maçını riskli ilan etti. Ya Fransızlarla ilgili sıkıntı var. Fransa'da oynanacak olmasının ve orada sıkıntı. Mesela Marsilya maçında da olaylar oldu. O yüzden lig 38 de hafta değil mi hocam? 36 değil mi? 22. Bir takım eksik. 40 olsaydı 38 olurdu. 36 yedik. Hocam, 19 takım var. 22 36... takım değil mi? Yok 19 takım var. 19'a düştü bu sene. Niye öyle oldu 19'a hocam? Düştü. 18-18 36 maç oynanır. 36. O, tamam da 20 idi geçen sene. O yüzden diyorum 38. 4 takım birden düştü. 3 takım aralığında 19'a. Bu sene de yine 4 takım düşecek. 3 takım alacak. 18'de devam edilecek lige. Niye öyle yapıyorlar Mehmet, hocam? 20 takım olursa 38 hafta olur. Niye öyle yapıyorlar? İşte çok maç varmış. Deplasmanlar çoğalmış. İşte maç takvimi artmış. Bizim Türk futbolcuların işte biraz mızmızlanmasından kaynaklanıyor. Ha. Çok maç oynayamıyorlar. İki maç artıyor. Ne yapıyor? İki hafta artıyor. Devam. Niye böyle kısır geçiyor ya? Destek olmuyor kimse. Sana bir şapka bu geldi ama yakıştı ha. Kovboy şapkası sana da yakışıyormuş. Bana da yakışıyor sakalı şöyle durunca. Evet. Bak şapka gelince şöyle duruyorum hemen. Evet. Şey gibi oluyor. Kovboy bildiğin gibi. Bildiğin kovboy.
Güzel oluyor. Konyaspor'u yarın yeneceğiz diyor. Ayrıca golüm var diyor. Mertens yazmış. Ya 1-0 biter gibime geliyor. Biraz kısır olabilir maç. Konyaspor'un oyun tarzıyla alakalı. Galatasaray'ın da skor üretmede sıkıntıları vardı ama 2 hafta golü yedikte bir golü erken yerse bak nasıl açılıyor. 2-3 Galatasaray arka arkaya gelir. Ha şey yo, Konya yerse. Evet. Olabilir evet. Olabilir. Yanağım şiş arkadaşlar. Hocam Kuveyt'te bize sponsor oluyor 40 milyon 80 milyon euro geliyor. Kuveyt mi? Evet. Nereye olacaklar? Şey mi yatırım yapayım, inşaat yatırım mı? Hayır, Galatasaray'a saha ve forma. Kuveyt Air mi? Hava yolları. Hava yolları. Kuveyt Air. 80 milyon euro. Evet. Yani bu Erden Timur Galatasaray için müthiş işler yapıyor. Demek adamın şey, çevresi çok. Türk Telekom stada isim sponsoru. Ben şeyden Twitter'dan okudum. İsim sponsoru olmak istemiş 30 milyon TL'ye 3 yıl için. Erden Timur demiş ki 31 milyon TL'ye size bir tane tribünün isim hakkını veririz. O da 1 yıl için demiş. Evet. Hocam 30 milyon ne adam yapıyor. Odur 80 milyon euro diyorlar. Forma ya. Ve göğüs ve saha ismi. Stat ismi ne? Evet. Güzel pazarlık. Güzel hamle. 80 milyon euroya Galatasaray'ın borçları hemen biter. Zaten muhtemelen borçları kapatıp tamamen Galatasaray farklı bir projeye yönlenecek. Bizim arsalarımız Beşiktaş da çok hocam. Olur. Satarız. İsmail Özcan demiş ki Beşiktaş şampiyon olur. Medya abartıyor. Beşiktaş Galatasaray'la birlikte ligin en iyi oynayan iki takımı bence. Ama son hafta bulduğu pozisyonları değerlendiriyor. Erden Timur kendisi de zengin. Evet, kendisi ama de zengin. Şimdi zenginlerin yani cepten para vermek değil işleri onların. Cepten para verirlerse bir işe yaramaz. Kulübün kendi öz kaynağıyla devam etmesi, dönmesini sağlayabilmeleri lazım. Onu yaptıkları sürece başarılı olurlar. Hocam bence Ali Koç 3 yıl daha devam ederse Fenerbahçe küme düşebilir. Yok ya. İlk 3 içinde her zaman yer alır Fenerbahçe. Ona göre yatırım yapıyorlar. Valla adam çok iyi biri de futboldan anlamıyor. Başkan. Evet. Salih Dursun'la görüşüyor musun? Görüşmüyorum. Haydi arkadaşlar hocam, çok kısır geçiyor ya. Bir tane daha atalım hocam. Bir tane daha yapalım son. Ondan sonra devam. Evet. Eren Can geldi. Arkadaşlar çok kısır geçiyor. Beğeni atın bari. Beğenileri bence, yapıştırın. Bence bu kongrede Aziz Başkan yine kazanır. Adaylığını koyacak mı? Önemli olan ama Aziz Başkan'ın her türlü desteği var yani. Ha, koyar bence. Mira Güler yüz. Evet bendim. Geçen zaten açıklama yaptı hani aday olacağım gibisinden. Açıklaması hani o yönlüydü. Sen diyor git işte diyor şirketlerine uğraş diyor. Sen diyor Fener'e destek ol diyor. Git diyor bunu al. Bu futbolcuya senin ne işin var diyor onunla bununla. Beşiktaş maçını yorumladık arkadaşlar. Saadettin Saran başkan olur demişler. Saadettin Saran da bak zengin ve bu işe el atabilir. Ama Saadettin Saran şöyle bir gol yedi federasyondan. Normalde yayıncı kuruluşla anlaşmamıştı federasyon. Saadettin Saran'ın yayın ihalesinde Saadettin Saran kazanmıştı ama para yeterli görmedi şey. Kulüpler Birliği Saadettin Saran'ı son anda ikart ettiler. Şey dışarıda bıraktılar. Beyin Spor'sa verdi tekrar yayın ihalesini. Koç Holdingen Beşiktaş'a Fenerbahçe'ye destek veriyor demiş. Yani sponsorluk bu reklam işte. Reklamın her kim takıma olmaz. Her takıma destek olabilir. Bir dünya şirketi var Koç Holding bünyesinde. Tabii. Bazı şirketlerin de Fenerbahçe'ye destek oluyor. Bazısıyla şey. Esport alabilir mi demiş. Esport almıştı zaten ama son dakika Kulüpler Birliği'nin baskısıyla tekrar Beyin Spor'sa verildi. Hocam Kulüpler burada Birliği hiçbir resmi şeyi yok. Neye yarıyor? Ya, Kulüpler Birliği'nin aslında bütün yaptırımlar onların elinden geçiyor. Onlar ne isterse federasyon tarafından kabul ediliyor. Maalesef böyle. Hız görevi geldi. Şu hız görevi tamamlayalım. Bir 100 puanı geçelim ya. Hiç daha geçemedik. 4 resmi tane anlamda da hani tüzükte falan da hiçbir yerde de yok yani. Geçmiyorlar. Kulüpler Birliği adı altında değil de kulüple süper kulüpleri AŞ gibi bir şey kurmaları gerekiyor. Yani onun bile şirketleşmesi lazım. Kulüpler Birliği şey gibi yani böyle hani devletlerin şey derin devleti olur ya resmi olmuyor. Bu da derin futbol. Şeyin içerisinde işte yönlendirici onlar. Futbolun yönlendiricisi diyeyim. Kulüpler Birliği.
yabancı kontenjanını kabul etmiyor. Edecekler. Kulüplerden herhalde istek bekliyormuş. Yabancı kontenjanı konusunda başvuru yok diyor federasyon. Başvuru olursa herhalde kabul edecek. Sınırsız bırakacaklar. Çünkü aldıkları bir tane kararın bile arkasında duramadılar ya. Esport alsa daha iyi olur mu? Esport'un spikerleri de müthiş Hocam yalnız. yabancı hakemler gelecekmiş. Muhtemel deneme için getirecekler galiba. Fener Galatasaray maça denk gelirse yandı o hakem. Öyle bir şey var. Ama yabancı hakem getirip de eğer Şampiyonlar Ligi ayarında bir hakem getirmezlerse Türkiye'de iş yapmaz. Çok tartışılır yine. Evet. Büyük sıkıntılar olur. Taha Yalçın siyasi ayak var mı futbolda demiş. Ya siyaset göbeğinde yapacak bir şey yok yani. Siyaset futboldan elini çektiği zaman her şey düzelecek. Vallahi hani Geçen yani bir görüntü geldi dün. Dün müydü? Ondan evet. önceki gün pardon. Türkiye Kupası maçı oynanıyor. Ardahan Kars maçı. Futbolcu oyuncunun önce gırtlağını sıkıyor, itiyor. Ondan sonra dönüyor. Kırmızı kart görüyor. Yere düşen oyuncunun kafasını tekmeliyor. Ondan sonra etrafını sarıyorlar. Bir tanesine kafa atıyor. Başka birine geliyor, ona da yumruk atıyor. Hepsini yıkıyor yere. Dedim bu nasıl maç ya? Bölgesel amatör takımı bu. İyi ki dedim şey canlı yayınlanıyor maç. Canlı yayınlanan maçta bunu yapıyorsa yayınlanmayan maçta neler yapılır yani? Bu Evet. oyuncuyu direkt savcıların bir şey yapması lazım. Men edilmesi lazım onun. Kesinlikle. Kesinlikle. Yani alacağı cezanın minimum zaten 12-15 maç olması lazım ama Türkiye'de bir Ama daha maksimum 8 maç değil mi? şimdi her yaptığı eylem farklı. 5, 3 ila 5 arası her yaptığı eylem. 5 üzerinden alırsa 3 tane eylem var orada. Hatta 4 tane. O yüzden 20 15 ile maç. 18 maç arası üst sınırdan. 4 maç verse 4, 8, 12, 16. 16 maç. Her İyi yaptığı bitiyor. eylem farklı. Hakem doğru rapor yazdıysa 10, 15 ile 10, 20 maç arası ceza alır. Ortalama Hocam 16 işte derbi yönettiniz mi diyelim. hiç? Fenerbahçe Trabzon yönettim. Bir de Galatasaray Trabzon, iki tane. Galatasaray Fener yönetmediniz değil mi? Onu yönetmedim. Orada iki kere kale arkası hakem olarak çıktım Galatasaray Fenerbahçe maçına. O zaman Oğlum 6 6'lı hakem altılı sistemi evet. vardı. Babam baba kurban baba. Baba hoş geldin. Hocam babam da açmış. Babam Ha. da tabii Fenerli o. Ben Galatasaraylıyım Ellerinden o öpüyoruz. Fenerli. Allah razı olsun hocam. Ha, nasıl oldu öyle? Nasıl oluyor öyle? Öyle işte hocam ne yapalım. Selamlar. Devam ederiz. Yarın ana hesap Tamam açılsın, hocam. oradan devam. Tamam, Tamam hocam. görüşürüz. Allah'a Hadi emanet olun. iyi yayınlar. Görüşürüz. Sen Sağ olun. de. Evet arkadaşlar, biz devam edelim. Beşiktaş maçlarınız nasıldı? Bir tane Beşiktaş maçım var. Hakem olarak çıktım. Eskişehir maçıydı. Eskişehir'de Eskişehir Beşiktaş. Beşiktaş 2-1 galip gelmişti onda. Devam edelim. Yanağım şiş arkadaşlar. Burada bir böyle bir şey oldu, apse. O yüzden şöyle duruyorum ama artık elmacık kemiklerim güzel görünüyor şimdi bak. İlk maç Akhisar maçı değil mi hocam demiş. Evet, ilk maçım, Süper Lig'deki ilk maçım Akhisar Belediye Gaziantep maçıydı. İlk maçını ben yönettim. Fenerbahçe demiş ki Gaziantep neden battı? İlk maçını yönettiğim için herhalde. Hakemlik yaş sınırı kaç en yüksek? Süper Lig'de 47 artı 1. Artı 1 ne demek oluyor? Çok başarılıysan Fırat Aydınus gibi. Yönetim kurulu kararıyla bir sene daha devam edebiliyorsun. Geldi yine bizim minik kuş. İşi gücü yok. Her yayınımda bitiyor maşallah. Şöyle izlesin bizi. Evet, devam. 50'ye yükselebilir mi? Yükselebilir. Neden olmasın? Destekçi yok ya çok fazla. Hakan Dede'yi tanıyor musun? Evet, TGRT Haber'de bildiğim kadarıyla şey, spor spikeri. Bugün de denk geldi, ben TikTok karıştırırken açmış şey TikTok. Yayın sırasında aynı zamanda TikTok'tan yayın yapıyordu, onu gördüm. Hakan Gümüşoğlu da hakemlere destek alabildiniz mi hakemlerden? Birkaç hakemden manevi olarak büyük destek aldım ama hepsi destek vermedi maalesef. İstanbul Beşiktaş maçında skandal karar bekliyor musunuz? Beklemiyorum. İstanbul Beşiktaş maçının 3-0, 4-0 Beşiktaş tarafından galip geleceğini düşünüyorum. Devam edelim. Bugün son günüm demiş. Ne gün, ne için? Bugün Trabzon maçı eğer berabere biterse bu Trabzon için büyük avantaj. Çok zor çünkü rakip.
İzmir'e selam Urfalı Brokoli. Urfa'ya da selam. Madem Urfa. Dünya Kupası için Süper Lig ara veriyor. Evet, Dünya Kupası için bütün dünyadaki ligler ara veriyor. Adana'ya selam. Gökhan Tuğçe Keskin'e. Urfalı Brokoli takip etti. Bu yedek hesap biliyorsunuz arkadaşlar. Yarın açılıyor ana hesabımız. Ana hesaptan devam edeceğiz artık canlı yayınlara. Bu hesabımızı da 2000'in altına düşürmeyelim. Kemal Stuttgart'a selamlar. Bülent Birincioğlu yayın açmaz, şey yapmaz ya. Yayınlara katılmaz, hatta böyle ismini hiç vermez. Bülent Birincioğlu ben demiş. Demek ki samimi arkadaşısın, ismini bu kadar net söylediğine göre. Var diye bir şey var ama hiç... Varlara şöyle bir talimat vermişler. Kesinlikle %100 olmadığı sürece hiçbir pozisyon için konuşmayın ve hiçbir pozisyona müdahale etmeyin demişler. %100 olmadığı sürece. Ama bunlar %100'leri de vermiyor. Evet, bu rüzgarın hesabı el koyduk diyor. Rüzgar açacak bundan sonra. Yine böyle kalacak. Deniz Ateş Bitler yedek hesabı olarak kalacak. Mehmet hoş geldin. Jordanov. Hoş geldin. Sergen Yalçın Hulsitiye teknik direktör olabilir. Zaten neden Şota olduğu onu anlamış değilim. Bence daha iyi bir teknik direktör oraya gidebilirdi. İngilizce biliyor diye mi acaba? Sadece. Süper Lig'de kaç maç yönettin diyor. Sanırım 28 tane mi ne? Ya da 30 tane bilmiyorum. TFF 1. Lig'de de bir 40-50 tane var. Yani Süper Lig statüsü sayılıyor da yaklaşık 60-65 tane o ligde var. Profesyonel olarak da toplam 301 tane profesyonel maçım var. İkinci, üçüncü lig hepsi dahil. Devam. Hızlıca PK isteği gelirse alacağım. PK'lardan çünkü beğeni atıyor, attığınız sürece bize geliyoruz biliyorsunuz. Beğeni atsanız bile bize yazıyor. O yüzden beğenileri bırakmayın. Bak 7300'de kaldı. Beğenileri arttırın arkadaşlar. Abi saçları nasıl çok iyi besliyorsun? 40 yaşındayım. Yaklaşık 3 yaşından 8-9 yaşına kadar hep 3 numaraya vurdu annemler. Arada da 0 numara. O yüzden çok gür çıktı. Normal yıkıyorum. Başka ekstra hiçbir şey kullanmıyorum saçım için. Bursaspor yine düş... Ya Bursaspor düşmesin. Sahip çıkın Bursa'ya. Hakemliği özlüyor musunuz? Özlüyorum tabii. Emek verdik o kadar. Dişimizle tırnağımızla 17 senede bir yere geldik ama. Bak isimleri biliyor. Mustafa İlker Coşkun. Mustafa şey Bülent Birincioğlu hepsini sayıyor. Maça gitmeden önce özel arabayla değil, eğer başka bir şehirdeysek zaten federasyonun aracıyla gidiyorduk. İstanbul'daysak da kamp yaptığımız otelden yine federasyonun aracı gelip alıyordu. O kamp yaptığımız otele kendi aracımızla gidiyorduk. Saçın kazılması değil de yani bilmiyorum ki o dönemde hep böyle 0 numara, 3 numara vurdu. Hiç dökülmedi. Hep hava aldı dipleri. Onun etkisi vardır diyorum ama. Mesela babamın ve abimin böyle alnı biraz daha açık. Onların ama saçları yine gür. En büyük abimin. Halil Umut Meler hakkında. Halil Umut Meler bence şu anda Türkiye'nin en iyi hakemi arkadaşlar. Fenerbahçe kazanamaz. 3-1 yenilir demiş. Ben beraberlikle dönebileceğini düşünüyorum deplasmandan. Mustafa İlker Coşkun aynı benim gibi arkadaşlar. Birazcık birilerinin şeyi oldu. İnatla üzerine gittiği hakem oldu. Maç verdirmediler. O da düştü. 1-1 biter Fenerbahçe Ren maçı. Konya maçı 1-0 Galatasaray. Valerian İsmail birkaç hafta daha kötü giderse Beşiktaş gider. Yerine de kim gelir biliyorsunuz. Şenol Güneş. Jesus bir işte beraberlik Jesus için iyi. Fenerbahçe için de iyi. Deplasmanda alınacak beraberlik çok iyi. Merhaba Deniz Devrim. Hoş geldin. Destekleri bekliyorum. Destekleri bekliyorum. Şu istekleri geliyor. Sağlam bir PK gelirse desteğinizi bekliyorum. Berkay teşekkür ederim ağırlık için. Bışar Baba burada ya. Bışar Baba. Bışar Özbey. Şaröz Bey de yayında. Desteğinizle yenelim onu birazdan PK'ya gelirse. Emre Belözoğlu maç içinde zorlar mıydı? Maç içinde fena değildi ama eğer yönetmeyi biliyorsanız o yani kişi yönetmeyi biliyorsanız çok zorlamazdı ama bazen şeyi aşıyordu. Sınırları aşıyordu. Ali Umut Meler'den sonra bu sene Türkiye'de en formda hakem kim derseniz Abdülkadir Bitigen derim arkadaşlar. Yarın da çok güzel bir maç yöneteceğine inanıyorum.
Azerenka teşekkür ederim. TV 100 var odası tekrar yayınlanır mı? Belli olmaz. Şimdilik beklemedeyiz. Teklif gelirse değerlendireceğiz. Sivas'ın lige ağırlık vereceğini tahmin ediyorum. O yüzden çok fazla devam edeceğini düşünmüyorum. İnşallah ülke puanı olarak bize puan kazandırır. Bir beraberlik, iyi sonuç. Merhabalar. Merhaba. Nereden yayın yapıyorsunuz? Merhaba, ya nereden yayın yapıyorsunuz? Maraş, siz? İstanbul. Eyüp Yurdakul niye bu kadar az takipçim var diyor. Arkadaşlar bu benim yedek hesabım, diğer hesabım. Ana hesabım yarın yayın yasağı kalkıyor. 15.800 takipçisi var onun. O açıldığı zaman mavi tikte inşallah verecekler, bakalım. İnşallah. Yayını beğenelim hızlıca. Ne iş yapıyorsunuz Tuğba Hanım? Çalışmıyorum, ben üniversite okuyorum. Üniversite okuyorsunuz. Hangi bölüm? Muhasebe. Hangi bölüm? Anlamadım. Muhasebe. Ha, muhasebe. Anladım. Evet. Fenerbahçe demiş ki hesapta. Siz ne iş yapıyorsunuz? Ben eski futbol hakemiyim. Şimdi de televizyonda yorumculuk yapıyorum. Süper Lig hakemiydim eskiden. Televizyonda. Şu an televizyonda yorum yapıyorum. Hoş geldiniz. TV100'de spor yorumcusuyum yani. Spor yorumculuğu yapıyordum. Ne güzel. Evet. Sama hoş geldin Sama. Arkadaşlar tıklayın. Sıfırdayım ben. Şöyle ekranı tıklayalım. Çarpı 2 geldiği zaman desteği bekliyorum. Samo. Mesut, Ezel teşekkür burada. Ediyorum Mesut Kabil. Ezel, herkes tanımak zorunda değil ya. Yani öyle hanımefendiler hiç sıkıntı yok. Ben futbolda ilgilenenler belki tanıyabilir de. Tanıyabilir teşekkür de. Ediyorum benim için. Evet. Çarpı 2 geldi arkadaşlar. Mustafa İlker Coşkun beden eğitimi mezunu. Kendi spor salonu. Bir kişiden küçük bir tane hediye lazım. Çok kısır geçtiği için yayın, bir kişi yetiyor. Bir tane gül, kalp. Ha, Ezel gönderdi, yeterli. Şimdi ne gelirse iki ben katı. Bende kimse yok. Mesut da zaten sıfır. Fakir. Evet. Destekler. Çarpı 2'de destek bekliyorum. Çarpı 2'de. Başlıyormuş. Offside'dasın diyor Yunus Yıldırım. Yunus Yıldırım da eski hakem ismi değil mi ya? Eski hakem ismi. Evet, başladı. Haaland'ın golü gördüm ya, adam havada uçarak. İbrahimovic bari bir gol attı. Çarpı 2 başladı arkadaşlar. Destek olanlara teşekkür ediyorum şimdiden. Evet. Hediye atamayanlar tabii, yayını beğenirse de sevinirim. Hakemlerin sivil hayatlarını nasıl sürdürüyorlar? Tepki geliyor mu? Yok, gelmiyor genelde ya. Çevresi çok geniş. Ezel teşekkür ederim. Çevrelerinden seviliyorlar. Ezel teşekkür ederim. Hoş yayını geldiniz. Beğenmeyi unutmayın. Hızlı hızlı Hoş beğeniler. Geldiniz. Arkadaşlar geleyim ben. Yani bir de güzel destek yaparsanız çok sevinirim. Evet benim. Kendisi. Özkan Yunus Gümüş. Tanışmıştık diyor. Evet. Yunus Yıldırım Manisa'da. Bakalım arkadaşlar. Tolga Özkalfa niye bıraktı? Klasman düşürmüşlerdi galiba arkadaşlar. O yüzden Tolga Özkalfa klasman düşürdüler. Bıraktı, gözlemci şu anda. Siz desteklerseniz yükselirim. Desteklemezseniz de yükselemem maalesef. Öyle yani. Yok Mert, niye kızsın ya? Yayın yapıyoruz burada, muhabbet ediyoruz. Uzaklar 53 geldi. Evet. Zorbay Küçük son dizinden dakika. Bir sakatlık geçirmişti Yunus Yıldırım. O dizindeki sakatlık koşusunu etkiliyor Canlı olabilir. Canlı yapıyorum. İnternetten dolayı, telefonundan dolayı sürekli donduğum için sevmiyorum öyle. Yasin Resim Kol yapıyorum. dinlendiriliyor. Arada Çünkü bir tane daha penaltı öyle. Verdi, hatalıydı Merhaba biliyorsun. Özkan. Yasin Kol dinlendiriliyor. Selam.
Şu yayını beğenelim, bir yüzü geçsin ya. Şeyi 75'te kaldık. Evet, son 30 saniye. Bitti bitecek bakalım. Dilden de kalmış. Apo eyvallah, teşekkür ederim. Aleyküm selam, uzaklar, hoş geldin. Sol yanağı Nerede şiş baba görünüyor. Evet, itler, nerede dişim. bu Dün diş yargıçlar, tedavisi oldum. nerede Hapse bunlar yaptı. O hiç? yüzden raporluyum. 2 gün evdeyim arkadaşlar. 2 gün raporluyum. Böyle yan gelip yatacağım 2 gün boyunca. Evet, bakalım son 10 Dişim şiş. saniye. Yüzü geçirelim arkadaşlar 8 saniyede. Bak 84'te kaldı. Beğenilere yüklenin. Teşekkür Aynen ederim Memori. sayın. Hoş geldin. Reda. Eyvallah. Vallahi dinleneceğiz. Teşekkür ederim Tuğba Hanım. Görüşmek üzere. Teşekkürler var. Şöyle daha güçlü birini alalım değil mi? Daha güçlü birini alalım ki bizi mahvetsin. Hiç destek gelmiyor. Beğenileriniz bile yetiyor arkadaşlar biliyorsunuz. O yüzden şöyle ekranları tık 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 yapın. Teklif gelse beden eğitimi hocası bırakır mı? Televizyon teklifi gelse. Sözleşmesi sağlam olursa evet. Sözleşme sağlam olması lazım. Ve hani beden eğitimi öğretmenliği engellemesi lazım. Engellemiyorsa ben iki işi yapmaktan yanayım. Ben uykusuzluğa dayanıyorum gece gündüz biliyorsunuz. Çalışmayı seviyorum. Evet, resim koymuştu. İnterneti ağırmış. Onu söyledi. İnterneti ağır olduğu için normal kamera çalıştırdığında donuyormuş. O yüzden ben beden eğitim öğretmeniyim. Kartal Belediyesi'nde kreş müdüründe çocuklara spor yaptırıyorum. Salih Dursun'da görüşmüyorum. İkincilik maçı çok yönettim. Yani en fazla hatta ikincilik maçı yönettim. Çünkü 4 yıla yakın ikincilik klasmanında kaldım. 100'den fazla ikincilik maçım vardır yani. Trabzon'a gidecek misin? Gideceğim. Davet ediyorlar zaten. Kutlağın bilgisi var ya, bütün hakemlere hakimsin ha. Açıyorsun galiba internetten. PK yapalım arkadaşlar. Destek olun ama. PK yapalım, destek olun. Tamam, destek olun. PK isteği geliyor. PK isteği gelirse yapacağız. Sağlam hesap bul diyor. Sağlam hesap buldum. Onlar da kabul etmiyor. Yani 100 kişi, 200 kişi izliyor. Kabul etmiyor. Ümit Hoca da yayından çıkmış galiba. İlhan Başkan kim ya? Yanlış birini almayalım sonra. İlhan Başkan kim? Haydi bakalım. Destek. Yerde bir hızlı var. Aha, İlhan Başkan. İlhan Başkan merhaba. Hoş bulduk. Hoş geldiniz Ses. siz. Heh, hoş bulduk. Merhaba Nasılsınız? Deniz. Hoş geldin. Nasılsın? Teşekkür ederim. Nereden yayın yapıyorsunuz? Olayım ben de işte Teşekkür böyle ederim. takılıyoruz. Nereden yayın yapıyorsunuz? İstanbul'dan. İstanbul. Neresi? İstanbul'dan. Bahçeşehir. İstanbul Bahçeşehir. Evet. Memnun oldum. Ne iş yapıyorsunuz? Başkan dediğine göre kulüp başkanı falan değilsiniz değil mi? Yok ben gönüllerin Eyvallah. başkanıyım. Kulüp başkanı falan değil. Gönüllerin başkanlığına adayım. Ben makine mühendisiyim ama bir müddet çalışmıyorum. Bıraktım işi. Kendimi ayırıyorum. Hobilerimi ayırıyorum artık. Burada veya işte şarkı sözü yazıyorum. Beste yapıyorum. Oh, Şarkı maşallah. söylüyorum. Yani şeye gelirseniz ne diyorlar profilime? Hobi He, bakarım. amaçlı. Hobi amaçlı. Bir tanesi beste. Söz ve bestesi ve kısmen sözü tamamen bana ait. Beste Haydi Ataman arkadaşımla beraber yaptık Karacadağım diye. Anadolu rock türü. Ondan sonra işte güzel şeyler, hobiler yapmaya çalışıyoruz Maşallah. artık biraz. Memleketimize, milletimize hizmet ettik. Biraz da kendimize zaman ayırmanın zamanıdır Maşallah. diye Yaş kaç? düşünüyoruz. Genç görünüyorsun ama. Valla ben yani genç, görünümlü, yakışıklı bir adamım. Yaşımı tahminlere bırakıyorum. Bir de 45 mi? burada bir de sağ ol 42 teşekkür diyormuş. ederim. Bir de burada deniz şey var. Onu bugün keşfettim. Dün de ben bir yayın yaptım 2 saat kadar. Bir de bu TikTok'ta güzelleşme diye bir yer var yayın yaparken. Sen de bilirsin. Ben hiç kullanmadım. Onu bugün biraz onunla bugün biraz uğraştım yani. Onu da ifade edeyim. O yüzden. Ben hiç kullanmadım vallahi. Ya senin gibi yakışıklı adama ne gerek var canım? Eyvallah. Ya vallahi diş apse yaptı. O yüzden böyle burası biraz şiş. Rahatsız burası. Dün diş bir işlem yapıldı, operasyon yapıldı dişime. Bugün de şişti. Sabah bir kalktım balon gibi.
yüzüm. Geçmiş olsun. İlaç kullanıyoruz ama. Biraz doğru. Evet biraz şu tarafta değil mi? Biraz var şu üstte. Böyle bir bombe var. Orada bir bombe tombiş, var. Tombiş yanak olduk valla. Sen neredesin? Sen nerede yaşıyorsun? İstanbul'dayım ben de. Sen de İstanbul'dasın. Kartal'da çalışıyorum ama yani şu an tabii evdeyim. Dişten dolayı iki gün raporluyum. Evden böyle yayın açalım dedik. Vallahi yaptım. Ben de işte hobi amaçlı bir kafeteryaya geliyorum öğleden sonra. 2.30-3 civarında. İşte hem çay kahve içiyorum. Burada hem de böyle buranın ışıklandırması da çok hoş. Hani böyle ışıklandırmaya gerek yok. Bu arada ne oluyor bilmiyorum ama bana destek çoğalıyor gitgide. Oo, benim karşımda çuval. 21 benim karşımda çuval. İdo sağ olsun var olsun çok değerli bir tanıdığım daha oldu. Dostum daha oldu. Bir kardeşim daha oldu. Hediye göndermiş. Aslında ben hani bu TikTok'un o tuşlarını pek bilmiyorum. Öyle bastım. Yani bir davet geldi. Ben de bastım. Tanışmış olduk. Yani öyle davet karşılıklı böyle PK atılıyor. Yarış yapılıyor. Güzel oluyor. Eğlenceli oluyor. Bir de insan tanıyorsunuz. Daha iyi. Evet biliyorum ama hani bilmeden bastım yani. Bu arada İdo diye bir kardeşimiz var işte dostumuz. 100 hazine kutusu gönderdi. 100 hazine kutusu daha gönderdi. Oy maşallah. Yukarıda hazineler duruyor yani. Yukarıda hazineler duruyor. İdo o yayını zandır. Çoğaltmak için etkili oluyor. Güzel oluyor. Evet evet. İlk defa böyle bu benim 3. yayınım herhalde. Ama dün 1 bugün 2 önceki yarım saat kadardı. Bugün yüzlere kadar ulaştı. Yani takipçi sayısı. Yani şöyle açtıkça ve ne kadar uzun kalırsanız o kadar yükseliyor aslında. Öyle bir durum var. Bir de muhabbetinizi severlerse ondan sonra böyle kalırlar, geliyorlar. Sağ olsun bizim takipçiler de öyle. Geliyorlar, aynen. Muhabbet ediyoruz. Soru cevap yapıyoruz. Güzel oluyor. Aynen. Çok arada böyle eğlenceli oyunlar. Abdülkadir Bitigen nasıl hakem demiş. İyi hakem. Müzikler falan. Müzikler çalıyor değil mi? Ya ben müzik daha çalıyorsun. Çok sporla ilgiliyim. Eski futbol hakemiyim ben. Öyle mi? Şimdi televizyonda yorumculuk yapıyorum. Aa süper. Hangi televizyonda? TV100'deydim. Reklama girmez. Yok TV100'deydik geçen sene. Bu sene biz spor programı yapmama karar aldılar. YouTube üzerinden devam ediyoruz biz. YouTube Sözde Futbol adında altında program var. Ümit Özat'la Evren Turan ben. Bir de Buşer Özbey. Dörtlü yayın yapıyoruz. Deniz Ateş değil mi? Ateş. Deniz Ateş Bitner. Bitner. Yani Deniz Ateş Bitner. Benim de İlhan Can Türk. Soyadım Can Türk. Ben de YouTuber'ım yani. Tamam. Güzel. Ben de YouTuber'ım. Orada işte konuşmaları yaptım birkaç tane. Birkaç tane şarkı hobi amaçlı. Besteler falan böyle bir şeyler devam ediyor. Güzel. Güzel, hayırlısı. Valla galiba bitiyor PK. Evet, yeniyorsunuz. Bitti bu böyle. Tebrik ediyorum. Yine çok müsait olursanız bir ara yaparız. Teşekkürler. Yine görüşmek üzere. Sağ olun. Ben şeyi bilmiyorum. Siz ayarlarsınız. Ben çıkarttım. Tamamdır. Tamam. Kendinize iyi bakın. Murat Bitner hocam Almanya'dan Sakin İngiliz. Murat hoş geldin. Teşekkür ederim. Murat Bitner. Akrabalarımızdan. Bitnerlerin hepsi birbiriyle akraba. Biraz böyle dişimde hapse var kusura bakmayın. Trabzon maçı çok zor olur. Beraberlik Trabzon için iyi sonuç ama zor maç. Trabzon berabere kalırsa büyük iş olur. Yenebileceğini düşünmüyorum. Tuğra sana... Eyvallah Murat. Ara ara gel yayına. Yayını beğenmeyi unutmayın. Çok düştük. Bir ara açıp kapatacağım. 5'te tekrar açayım. Biraz daha devam edelim. Evet görmedik ya. Yani ben bizim akrabaların çoğunu görmedim. Ren berabere biter 1-1. Ren Fenerbahçe 1-1. Yayını paylaşalım. Daha çok kişiye ulaşalım. Bir paylaşalım bakalım kimler gelecek. Paylaşalım yayını. Herkes bir paylaşsın. Bakalım kaç kişi gelecek. Bir paylaşın arkadaşlar. Sizlerden ricam. Ben paylaştım. Serkan Çınar da hakemliğini birden bitirdiler arkadaşlar. Yönetmiş olduğu Rize Galatasaray maçından sonra. Bu Trabzon Galatasaray, Rize Galatasaray maçları hep sıkıntılı oluyor galiba. Taha teşekkür ederim desteğin için. Bir TikTok gönderdi Taha bize. Yayını beğenmeyi unutmayın. Hüseyin teşekkür ederim. O da kedi patisi attı.
Teşekkür ediyorum patilere. Ağzıma ne oldu? Dişim dün diş tedavisi oldum biliyorsunuz. Dişimde kemiği bayağı bir kazıdılar. Sonra içini doldurdular. Kapattılar. Dikiş falan vardı. Tabii gece yattık, sabah kalktık. Apse yapmıştı, şişti. Şey kullanıyoruz, ilaç kullanıyoruz ama şu anda böyle bir tombiş yanak olduk. Bugünlük böyle. Yarına kadar iner inşallah. Yarın yayında olacağız. Muro takip etti. Muro, diğer hesabımı da takip et. Unutma. Ana hesabım David Nel. David Nel'i takip etmeyi unutmayın. Fenerbahçe kedi patisi attı. Eyvallah. Çok doldurma değil de tamamen implant vardı. İmplanta kadar erimiş kemiğim. Onu tabii ki normal hale çevirmek için doldurmaları gerekiyor. Apse yaptı. Apse de normal. Hakem maaşı 26 bin lira. Aylık maaşları var. Ha, Gökhan'ın amcasının oğlusun sen Muro. Eyvallah. Gökhan bir ara hakemliğe başladı bizimle birlikte. Benden sonra gelmişti. Sonra bıraktı. Gökhan şu anda İstanbul'da çalışıyor itfaiyede. Beşiktaş'la derdine. Hakemlerin demiş. Vallahi her takım hata yapıyorlar ya. Satılık hakem yok arkadaşlar. Başarısız, formda olmayan ve yeteneksiz hakem var. Evet Muro. Ara ara desteğini bekliyorum Muro. Murat. Selam söyle çok çok. User destek oluyor futbol toplarıyla. Teşekkür ediyoruz. Fenerbahçe bugün 1-1 berabere kalır diye tahmin ediyorum. Zor bir maç. Çok zor bir maç. Deplasman zor bir deplasman. Takım iyi. Ama yani Ren takımı iyi. Ama ben 1-1'i yakalayıp onu koruyabilir diye düşünüyorum Fenerbahçe'nin. Kurt Hoca çünkü şey Jesus. Teşekkür ediyorum desteklere. Boyacı babayı alıyorum. Vay boyacı baba nasılsın? Selam aleyküm Deniz abi. Aleyküm selam. Ya şükür diyelim de dişim şişti biraz böyle yanağım balon gibi. Allah Şafi ismiyle şifa versin inşallah. Evet biraz Allah şişti. Allah etmesin Bekir abi ya. Allah etmesin abi ya. Ne demek ya? Abi ben size kurban olayım. Siz gençsiniz abi. Siz gençsiniz abi. Biz yaşımızı almıştık abi gençler. Eyvallah. Eyvallah. Abi, kedi patileri atıyor. Arkadaşlar beğeni hoş geldiniz. Unutmayın. Habib Allah razı olsun abi. Beğeni yapmayı unutmayın. Boyacı baba dün de bizi yendi biliyorsunuz. Yüklenin arkadaşlar. Boyacı baba Diyarbakır'da boya işi yapıyor. Ekmeğinin peşinde videolarını izledim. Videolar süper ama ha boyacı baba izledim videolarını. He Deniz abi videolar bugün bu güzel. Akşam Deniz abi bu akşam saat 7'de bir video atacağım inşallah ama mükemmel çok güzel. Bakacağım. Ya, kendimiz yaptık kendimiz yaptık izlerken kendimiz ağladık. Mükemmel ötesi bir video. Bakacağım mutlaka. Galatasaray Konya 1-0 biter arkadaşlar. 1-0 diye düşünüyorum. Ahmet abi sağ olasın. Allah razı olsun. Arkadaşlar yeni gelen arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Emre tarafta abi hoş baskı geldin. Altına alan taraftar grubu yok ya. Sadece takımını destekleyen, ateşli destekleyen taraftarları var. Haydi bakalım. Destek beğeni. Eğer hediye gelmiyorsa beğeniyle destek atsanız bile yetiyor bize. Çift tıklayın beğenin. Beğenileri yapıştırın. Haydi saatlik sıra. Çarpı 2 geldi. Herhalde düşük bir şey yapacak. 4 kişiden ayrı hediye lazım. Arkadaşlar 4 tane gül ya da TikTok arkadaşlar kız görevini. Trabzon'un yenebileceğini arkadaşlar. Düşünmüyorum Poyraz. Berabere bitebilir ya da kaybedebilir. 4 farklı kişiden destek. Abi, Rüzgar pati attı. Hüser abi şimdi değil. 3 kişi daha lazım. 3 kişi. Bir tane daha kaldı. Servet abi şimdi değil. Servet boyacı abi. Baba bizi mahvedecek bari dün yine. Servet abi dur Hüser abi başka yabancı bir tanesi gönderecek. Servet abi arkadaşlar bir TikTok daha. Başka bir kişi arkadaşlar hemen. Bizim 3 kişi daha lazım ama bitti. Tamamlandı. Tamam cansınız. Aga cansın. Hoş geldin. Süper. Boyacı baba yürüyor. Galatasaray yener. Arkadaşlar ne atarsanız iki katı hediye şimdi vurabilirsiniz arkadaşlar. Ne atarsanız iki katı. Arkadaşlar haydi ne bakalım. Atarsanız iki katı arkadaşlar. Beğenileri unutmayın. Beğeni atın arkadaşlar. Beğeni arkadaşlar, atın ki vurun gelsin. Ben yükselsin. Arkadaşlar vurun gelsin ne atarsanız iki katı. TikTok amca da veriyor bize. Hiç küfür yediniz mi diyor. Çok. Küfür yemeyen hakem mi var ya? Yayın niye bu kadar düştü Rüzgar yine? He?
Bir paylaşın arkadaşlar. Yayını paylaşın. Yayını paylaşalım. Paylaşın yayını. Devam. Yayını paylaşmayı unutmayın. Ben paylaşıyorum şu anda. Boyacı baba bizi mahvetti. Kapatıp açacağım şimdi. Saat döndükten sonra bir kapatıp açacağız. Yayını yenileriz. Abi, Eşer selamlar. Beğeni atmayı unutmayın. Yayını paylaştım bir daha da. Saat döndükten sonra şu PK bittikten sonra bir açıp kaparız. Tıklayın arkadaşlar. Tıklayın arkadaşlar. Hadi hızlı hızlı beğeni. La ilahe illallah Muhammeden ya Resulullah. Hızlı beğeni. Beğeniye devam. Hüseyin Tokuş da paylaştı. Bir daha açacağız arkadaşlar yayını saat döndükten sonra çünkü bayağı düştü. Abi ben gidiyorum. Allah'a emanet Servet abi sağ olasın kesene bereket abim. Boyacı baba uçtu. Biz kaldık böyle. Bu oyunu bükük. Oyunu bükük kaldık. Kapatıp açacağım yine. Bakalım. 15 kişi. Yüzlerden buralara düştü. Bir daha açarız. Daha teşekkür ediyorum. Ümit Özat canlı yayında diyor. Ümit Hoca kendinden daha fazla takipçilerle yapıyor artık. Biz de arada bir takılıyor. O ayrı bir şeye geçti. Lige geçti. Şampiyonlar Ligi'nde. Bizi burada daha destek olamıyoruz ki. Ümit Hoca karşısında ne olacağız? Yamuluruz yani. Adam artık 10 bin, 20 bin. 20 bin jeton alıyor. Biz patlıyoruz. King abi. Hoş geldin King abi. King. Dondurma kralı. Haydi bakalım. Beğeniyi unutmayın. 13 saniye kaldı. Varsa böyle 200'lük gönderin. Arkadaşlar tıklayın. Ya var ya Halil Umut Meder iyi hakem. Rüzgar abi olay işte abi gaziler sondur haftaya. Boyacı baba bir yayını yenileyeceğim ben görüşürüz. Bir çıkıp geri gireceğim tamam. Allah'a emanet abi. Hadi haberleşiriz yine gireriz. Tamam sağ abi görüşürüz. Arkadaşlar 17 kişi var yayını yenileyelim mi bir çoğalmasını bekleyelim. Bakalım. Samet Aybaba Samsunspor'a mı gitti? Hayırlısı olsun. Rüzgar evet Rüzgar'ın hesap uçtu. Paris Türk rapçileri geldi. Az önce gelseydi keşke. Sessiz sakin geldi. 16 kişiyiz ama ya. Şu yayını bir beğenelim. Hemen çoğalalım. Bir paylaşım yapalım. Yükselecek mi bakalım. Yükselmeyecekse kapatıp açacağım. Yükselmeyecekse kapatıp açıyorum. Yükselir mi? Bir kapatıp açıyorum. Herkesi bekliyorum. Paris Türk rapçileri de gelsin. Herkes burada olsun. Hemen kapatıp açıyorum.